Bugün 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Çok değil 20 sene önce okullarda okutulan coğrafya ve sosyal bilgiler kitaplarında şu bilgi vardı. Ülkemiz tarım ve hayvancılık alanında kendi kendine yeten dünyanın 7 ülkesinden biridir. 4 mevsimin yaşandı, verimli toprakların bulundu ve bu toprakları işleyecek genç ve dinamik nüfusa sahip olan bir ülke için aksinin söylenmesi hayatın olağan akışına uygun değildi. Maalesef ülke olarak hayatın olağan akışına aykırı olanı başardık. Bugün ülkemiz Et ithalatından tutunda buğday, mercimek, fasulye, nohut, soğan, patates gibi soframıza gelen pek çok tarım ürününü ithal eder duruma geldi. 2000'li yılların başından beri tarımda tahtit yasalarıyla başlayan, ithalatın önü açılıp tamamen kendi imkanlarıyla ayakta kalmaya çalışan Türk çiftçisinin milyarlarca euro destek alan Avrupa çiftçileri karşısında ezdirilmesiyle devam eden ve de Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde planlı bir şekilde tarım nüfusunun azaltılması üzerine kurulu tarım politikalarının sonucudur bu tablo. Yani bilmemezlikten değil, bilerek izlenen politikaların sonucudur. Avrupa Birliği Türkiye'den tarım nüfusunun azaltılmasını istedi. Hükümetimiz de tarım nüfusunu azaltacak bir tarım politikası izledi ve bunda da başarılı oldu. 2000'li yılların başlarında merhum Genel Başkanımız Profesör Doktor Haydar Baş bu günleri gördüğü için köy köy, ilçe ilçe dolaşıp bunlar AB'ye tarım nüfusunu azaltacaklarının sözünü verdiler ve bu çerçevede tarım politikalarının geliştiriyorlar. Sizleri kulağınızdan tutup köyünüzden tarlanızdan atamazlar. Ama ürününüz para etmeyecek, yok pahasına tarlalarınızı satarak ya da terk ederek büyük şehirlere gitmek mecburiyetinde kalacaksınız. Bunlara destek vermeyin diyordu. Çiftçimiz Haydar Hoca'yı dinlemedi. Şimdi tarımda çalışan insan sayısı yarı yarıya azalmış, tarım kesimi, evini bahçesini terk ederek büyük şehirlerde zor şartlarda yaşamaktadır. Köyünü terk etmeyen çiftçilerse perişanlık içinde. 2002'den bu tarafa Çiftçinin borcu yaklaşık 50 kat artmıştır Profesör Doktor Haydar Baş Tarım ve hayvancılık sektörünün gireceği bu zor günleri Yıllar öncesinden anlatırken çözümü de anlatmaktaydı Devlet olarak ürün alım garantisi vereceğiz Tohumu toprağa atmadan ürün bedelinin %50'sini avans olarak vereceğiz Siz de ürününüz de sigortalı olacak Çiftçiye mazotu vergisiz vereceğiz diyordu Yani çiftçimize siz üretecek ve kar edeceksiniz Sadece ürünü üretme derdiniz olacak Başka hiçbir derdiniz olmayacak olmayacak diyordu. Merhum genel başkanımızın anlattıklarının tamamı yine ona ait olan milli ekonomi modelinin gereğidir. Milli ekonomi modelinin tamamı bağımsız Türkiye Partisi'nin programındadır. Yani BTP iktidar olduğunda milli ekonomi modeli uygulanacak ve merhum genel başkanımızın anlattıklarının tamamını yapacağız. O zaman ülkemizi tarım ithalatından, çiftçimizi yoksulluk esaretinden kurtaracağız. O zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi köylü milletin efendisi olacak, köylü ünün ve çiftçinin zengin olduğu bu şekilde milletimizin bolluk ve bereket içinde yaşadığı bir ülke özlemi ve temennisiyle çiftçilerimizin çiftçiler gününü kutlarız. Avukat Lütfullah Önder BTP Teşkilat Başkanı ve Parti Sözcüsü